mucize aynalar. 2 yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, mucize aynalar canlandırsın. Şahat Bey, mesleğiniz? Ben elektrik, elektronik işiyle uğraşıyorum efendim. Alo! Ayın Allah aşkına! Bak Lala, kendi evinizmişçesine. Ne yapsaktan merhabalar. Bugün mucize aynaları konuşacağız. Elbette yanımda mucize aynaların başrol oyuncuları sevgili Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu ve Boran Kuzum bizimle birlikte. Evet, yeni izledim. Taze. Çok değişik. Fantastik desem değil ama aslında her an olabilecek, başımıza gelebilecek bir şey. Tabii çok değerli büyük usta, üstad Aziz Nesin'in hikayelerinden harmanlanmış bir film izliyoruz bir taraftan. Elinize sağlık, keyifle izledim ve bana pek çok soru sordurdu. O yüzden size de belki ilk başta bunu sorsam daha kafa açıcı olabilir diye düşünüyorum. Yani film o kadar çok soru sorduruyor, o kadar çok sorgulatıyor ki siz ilk senaryoyu okuduğunuzda kafanızda beliren soru neydi? Ya da böyle bir yerde böyle iç sıkıntısı da yaratıyor ya, yani içinde bulunduğumuz bu dijital dünyayla olan sınavımızdan dolayı. Hani size ne hissettirdi? Hani bazı yerlerde gülüyoruz, bazı yerlerde böyle içimiz sıkılıyor. Başlarken dedin ya, aslında bir fantastik bir dünya var ama fantastik diyemiyorum diye. Bunun sebebi aslında yakın gelecekte geçmesi filmin. Yani bizden çok uzak değil. Örneğin bir 100 yıl sonrasında değil çağımızın. Ama yakın gelecekte, mesela 30 sene, mesela 25 sene sonrası gibi. Ve bütün bu fantastik öğeler kara mizahla birleşince ve film çok yerli göründüğü için bütün hisler karışıyor aslında. Tolga bunu, filmi bence şahane tasarlayarak yaptı. Yani hem gerçek var olan bugünün değerleri ve insanlığa ait bildiğimiz her şey, işte en başında işte toplum, aile gibi ve buna ek olarak da çok da uzak olmayan gelecekte adı üstünde mucizevi bir ayna tasarımı üzerine aslında bütün film akıyor. Hepsi birleşince bence ağızda çok güzel bir lezzet bırakan bir film. Ben de yeni izledim bu arada. Ben hiç izlemem galadan önce. İlk defa hayatımda gösterime girmeden önce bir filmi izledim. Galiba ama, ben de aynı şeyi yaptım. Değil mi? Ben de hiç izlememiştim. Bizim için de aslında bu çok açıdan farklı. Merak ettiniz herhalde oynarken, değil mi? Hani çünkü film hani bölümleri de var. Aynı anda iki paralel hikaye gelişiyor gibi bir yerde karşılaşıyor. İki paralel hikaye var ve şahane kesişiyor bu hikayeler yolculuğun içinde. Ama bir seyirci olarak anlıyorum ne demek istediğini. Bütün bu fantastik dünya, bu birbirinden çok bağımsız gibi görünen iki hikaye hangi noktada kesişecekler? Biraz merak ettiren bir film. Ve bence final bloğuna doğru hala kafamızda sorular var. Yani bir Lego gibi birleşmesini bekliyor. Seyirci motivasyonu öyle olacak bence. Ben de tam olarak bunu çok sevdim. Yani bunda hem dediğim gibi Tolga Örneğin bütün bu farklı dünyaları çok iyi bir dizaynda buluşturması, hem de 6 farklı öyküden oluşmuş bir senaryo olduğunu düşündüğümde ben önce epizodik mi acaba diye düşündüm. Evet. Yani birbirinden bağımsız 6 kısa film arka arkaya mı diye düşündüm. Ama sonra bu farklı hikayelerin iki hikaye aksında birleştiğini öğrendiğimde daha da büyük bir şekle okudum aslında senaryoyu. Bence filmin gücü de tam olarak burada zaten. O bahsettiğin iç sıkışıklığı, ya bu dünyaya ait, ya insanın varoluşumuza ait o temeldeki problemler ama gelecekteki bir dünya. Acaba bu kadar değişecek mi? Pek de değişmiyor galiba. Bütün bu gelgitlerle izledim aslında filmi. Bir seyirciymiş gibi izledim. Ve çok sevdim. Bu benim final cümlem. Aman ne güzel valla. Filmimiz aslında Şebnem'in de söylediği gibi iki paralel hikaye üzerinden inanılmaz gibi gözüken tüm Aziz Nesin hikayelerinin aslında sona doğru gelindiğinde hepsinin olabileceği ve seyircinin ikna süreciyle geçiyor. Yani başta hiç böyle karakterler yaşamaz, böyle olaylar olmaz dedirten tüm olaylar, yine zamanın içinden süzülüp gelen Aziz Nesin hikayeleri, eskimeyen, güncelliğini her zaman koruyan Aziz Nesin hikayeleri gibi bir süre sonra sizi ikna edip işte hayır olabilire çevirebiliyoruz. Yani biz de aslında bu, benim karakterim işte Şahap Cenabettin bir mucit,
aynalar üzerinde çalışan bir mucit. Zamanının ilerisinde yaşayan bir adam ama bir taraftan da hemen kapı komşunuz olabilecek türden bir adam. Annesiyle, eşiyle işte son derece sıcak ilişkiler içinde olan, gerçekten hemen yanı başınızdaki komşu olabilecek sıradanlıkta yaşayan bir adamın aslında tüm Aziz Nesin hikayelerinde olduğu gibi yine olağanüstü hikayesiyle ve seyircinin ikna süreciyle Tolga'nın altı hikayeyi birleştirmesiyle filmin sonuna kadar geliyoruz aslında. Evet, böyle hızlı akan bir film. Dediğim gibi bazen böyle komik şeyler de yaşıyoruz. Onların herhalde en enteresan dakikaları Boran senin sahnelerinde geçiyor. Hele bir fedye sahnesi var ki orada seyirci bayağı kopuyor. Sen ne söylersin filmle ilgili? Yani film hikayeler Aziz Nesin'den kaynaklı olarak ve Tolga abinin bunları harmanlayış şekli olarak aslında bir sosyolojik anekdot gibi. Evet. Bazı durumlar vardır ya, böyle bilirsin ülke insanıyla alakalı ama onu böyle okuyana kadar ya da duyana kadar anlamlandıramazsın. Aa, evet ya, aslında biz böyle bir halkız ya da böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Bu senaryoyu okudukça çok çok hissettim açıkçası. Çok iyi tarif ediyor bence pek çok şeyi. Evet, dediğin gibi yaşarken farkında olduğumuz olmadıklarımız var. Ama hiçbirimiz tabii ki hani Aziz Nesin gibi tarif edemeyiz. Kafamda uyanan sorulardan bir tanesi de şuydu. Biz hep böyle teknoloji gelişecek, dijital çağa geçtiğimizde her şey daha demokratik olacak, hepimiz daha mutlu olacağız ya da kendimizi daha iyi ifade edeceğiz diyorken, şimdi aslında o teknoloji ilerledikçe hayatlarımızın nasıl elimizden kaydığını, kontrolün bizde olmadığını da hissediyoruz ve film bunu da çok iyi anlatıyor diye düşünüyorum. Hani bu dijital dünyayla olan sınavımız. Filmin janrasını tarif etmek gerekirse bir kelime de bulmak oldukça güç. Evet. Yani fütüristik komedi diyebiliriz belki. Durum komedisi de var içinde. İşte kara mizah da var. Hepsinin çok iyi Tolga tarafından gerçekten bir sona doğru götürüldüğü ve seyircinin tamamıyla hiç olmayacak hikayeleri ardarda arda, hiç olmayacak sahnelerin ardarda arda ikna sürecini filmin sonuna kadar görebiliyoruz ve sanıyorum asansör sahnesi dahil, yemek sahnesi dahil, sedye sahnesi dahil aslında yani son derece saçma ve hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir şey yaşanmaz dediğimiz tüm sahnelerin yaşanabilir olduğunu ve seyircinin de kendisini içinde hissettiği bir filme doğru ilerliyoruz. Hatta o binanın içerisindeki sahne de, asansör sahnesi de aslında günlük yaşamda ona yaklaşıyoruz artık. Evet. Ayna sahneleri de öyle. Ya, evet, orada mucize bir ayna var, bizi hayallerimizle buluşturuyor. Hayallerimizi izliyoruz orada. Ama aslında şimdiki sosyal medyada öyle değil mi? Sosyal medyada... Şimdi de AI var işte. Nasıl görmek istiyorsan kendini aslında yazıyorsun kodlarını ve... Evet, doğru söylüyorsun sana aslında. Evet. Bir şekilde. Yani evet, yapay zekanın aslında şu andaki yayılımı ve kullanılma biçimi bizim filmdeki aynalarla çok örtüşüyor. AI'yı da bana ilk gösteren sensindir bu arada. Evet, çok meraklıyımdır. Ben teknolojiyi acayip şeyde, yılbaşı gecesinin setinde. Evet, evet. Bakın arkadaşlar, bir yeni oyuncak indirdim iPad'ime diye. Şöyle düşünüyorum ben de, bazen bir şey yaşarız veya bir haber okursun, dersin ki aa, bu da artık sadece filmlerde olur diye. Hayır, bizim toplumumuzda gerçekten bu sık rastlanan bir cümle kalıbı olduğu için bu sadece filmlerde olmuyor. Hayatımızda da sık karşılaşıyoruz. Bu tip dışarıdan bir kara komedinin konusu olabilecek durumlarla, ama Aziz Nesin gerçekten bu toplumun kodlarına çok hakim bir yazar olduğu için, hem de seneler öncesinden gelen öyküler olmasına rağmen hala aynı şeyi yaşadığımızı da gösteriyor aslında bize. Çok çok güzel çözümlemelerle dolu bir film. Ya, altını çizdiği çok şey var aslında. Evet, yukarıda bir şey hikayesi var. Aslında yani temel olarak hep diyoruz ya, iki paralel hikaye var. Hayalleri olan ve gerçekten büyük hayalleri olan bir amatör mucit ve ailesi bizim ilk aksımız. İkinci aksımızda da yine çok büyük olan, hayalleri olan, iyi bir senarist olmak isteyen bir adli tıp ambulans şoförü görüyoruz ve bu iki insanın hayatının çakışması sırasında olabilecek bir takım olasılıklar üzerine bu film.
Ama bu olasılıklar tabii işin içinde Aziz Nesin'de olunca dallanıp budaklanıyor ve gerçekten biraz sadece filmin ismiyle değil, yani toplumsal bir ayna gibi de aynı zamanda. Aziz Nesin başından geçenler, yaşadığı dönemde, ben şimdi setten aldığım bir kitabı okudum. Ve Aziz Nesin'i hiç o şekilde okumamıştım. Bursa'ya sürgüne gönderildiği zamanki anılarını anlatıyor. Ve başından geçenleri, parasız kalmasını, aç kalmasını falan. Yani bir yazarımızın, bu kadar önemli bir yazarımızın, hem de işte Şebnem'in de söylediği gibi toplumsal bütün kodlarımıza bu kadar hakim bir yazarın, her anlamda yani Türkiye'deki kültürün içinde bulunduğu, yaşayabileceği, insanımızın başından geçen hikayeleri bu kadar nükteli, bu kadar ironik, bu kadar trajik ve bu kadar komik biçimde anlatan bir yazarımızın başından geçenleri okudukça yani ibretlik bir hikaye takip ettim ve hicap duydum. Açıkçası hicap duydum. Adamı Bursa'da aç bırakmışız sürgüne gönderip. Ve hiç mesela sofrada oturmayacağım, birlikte olmak istemeyeceğim insanların sofrasına sırf aç kalmamak için, akşam yemeğini yiyebilmek için gittim dediği bölümler var. İçim acıdı. Yani biz bu kadar bizi iyi anlatan, bize hakim olan bir yazarın başından nasıl bunca şeyi geçirmişiz, gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Bu anlamda da bu film yeni kuşaklara, şu anda Aziz Nesin'i bilmeyen, Aziz Nesin kitapları okumamış, hikayeleriyle büyümemiş, sinemaya da uyarlandı. İyi de bir oyun yazarı aynı zamanda. Üstelik şiirleri de var. Ve kendi boyunu aşan eserleri olan bir yazarı yeni kuşaklara eğer bir nebze bu filmle tanıtıp anlatabiliyorsak bu da bizim için bir gurur vesilesi olur herhalde yani. Tabii sizin karakteriniz Şahap. Hı hı. Bir mucit ve bu aynaları tasarlıyor. Fakat elinden bir şekilde çok karşılaşılan bir şey bu da tabii ki bu dünyada. Bu fikir çalınıyor ve farklı şekillerde yayılıyor. O yeni şeylerin peşinde. Fakat şimdi baktığımızda da geçenlerde elime geçen bir kitap vardı. Neoliberal Din, Matthew Guest'in feodal döneme geri döndüğümüzle ilgili. Şöyle, yani 300 yıl önce yani büyük de bir mücadeleyle feodaliteden kurtulan dünya, şimdi bütün teknolojisini 3 kişiye emanet, ya yani bütün teknoloji demeyeyim mi, bütün sosyal medya ve dijital dünyasını 3 kişiye emanet etmiş durumda. Üstelik bunların üçü de erkek. O feodal düzen bu sefer farklı şekilde, hı hı, dijital olarak, yani dijital bir feodalizmden bahsediyor. Hı hı. O döneme geri döndük ve bu filmde Matthew Guest'in söylediklerini aynen onaylayan bir film, ama Aziz Nesin bunu kaç sene önce yazmıştı tabii bir taraftan. Tabii şimdi biz bir altı hikayenin birleşimini okuyoruz. O yüzden hem bu mesajları vermek hem de dünyada olup biteni anlatmak açısından da ve dediğiniz gibi gençlere ulaştırmak açısından da çok önemli bir film. Siz korktunuz mu mesela, onu da merak ediyorum. Benim korktuğum sahneler vardı. Gerçekten biz bir gün bunu yaşayacağız. Her şey duracak. Aslında şimdi düşününce Aziz Nesin o kadar zeki bir adam ki, bak kaç yıl önce yapay mesela göktaşının geçmesinden kaynaklı hani evet, bir elektrik evet, sıkıntısı yaşanıyor ya hani, ve bu bizim için çok normal karakterlerimiz açısından. Şimdi ülkede de çok yaşadığımız bir şey ya, şimşek çaktı, elektrikler kesildi evet, mesela ne alaka, ama oluyordu bunlar yani, hala da oluyor. Evet. O yüzden Starlink geçti, işte şey, bir ya şey iletişim oldu, sağlandı ya da bir şeyin bir koşula gibi bağlama durumu olduğu için çok alışkınız bu tip şeylere ülkede zaten. Hani çok alakasız şeylerden alakasız sonuçlar doğmasına. Evet. O yüzden hani bu filmin üzerinde benim olmadı açıkçası. Hani şu olursa işte çok korkunç olur. Bende de şöyle bir şey hissettirdi. Gerçekten teknoloji dünyayı ne kadar ileri ya da geriye götürürse götürürsün, işte bahsettiğin dijital feodalizm, o bu şu, daha doğrusu var olduğumuz, yaşadığımız çağdan ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, bu filmde söylenen bir şey var, ben onunla çok ilgiliyim. İnsan ne olursa olsun hayal kurmaya ve umut etmeye devam ettiği sürece her zaman bir umut var. Yani filmde de umudu destekleyen harika bir duygu, harika bir his kaldı. Ben yani tabii seyirci Şebnem olarak konuşuyorum. O beni çok rahatlattı mesela bu bahsettiğin endişeler özelinde. Evet. Ne olursa olsun yani işte bu bir aile olabilir, iki arkadaş olabilir, bir çift olabilir. Birbirlerini anlamak, inanmak, birbirlerinin hayaline
saygı duymak ve destek olmak motivasyonu, yani insanlığı her zaman kurtaracak olan şeyler bunlar. O bir olmak ve aynı amaca birlikte hareket edebilme güdüsü, ne olursa olsun uzaylar da gelse, göktaşları da çarpsa, o baki kalacak diyor film. Ben bu beni çok etkiledi. Evet, yani Aziz Nesin'in aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi tüm yazdığı karakterlerde hayal gücünün çok zengin olması. Ve hayal gücünün, yani bir şekilde kendi hayatında da hep bunu yaşadığı için sanıyorum, sonsuz ve sınırsız olması. Ona hiçbir şekilde ket vurmaması. Bunu görüyoruz ve bir de hiç yok olmayan bir şey var. İşte sürgüne gönderiliyor, hapse atılıyor, efendim marjinalize ediliyor, dışlanıyor, ötekileştiriliyor. Hepsi olmasına rağmen hiçbir şekilde de umudunu kaybetmeyen o küçücük çiftliğinde, o eğitim kurumunda pırıl pırıl insanlar, çocuklar yetiştiren bir adama dönüşebiliyor. Hem iyi bir baba, hem iyi bir eş, bence iyi bir aile adamı, aynı zamanda da başkaları için hiç tanımadığı, bilmediği, belki de görmediği, hayatın hiçbir döneminde karşılaşamayacağı insanları bir araya getirip onlardan pırıl pırıl gençler çıkarabilecek güçte bir insan. Yani biz sete geldiğinde mesela Aziz Nesin Vakfı'ndan öğrenciler geldi, bizi sette ziyaret ettiler. En güzel günlerimizden bir tanesi Şahane oydu. Bir hepsi o kadar pırıl pırıl gençler geldiler ki gözleri ışıldıyor çocukların. Yani ve o çocukların hayallerini de görebiliyorsunuz aslında. Evet. Hayallerini serbest bırakmış çocukları Aziz Nesin Vakfı'nın öğrencilerinin gözünde görebiliyorsunuz yani. Bu arada film çekilirken ve daha sonrasında da Nesin Vakfı'na bağışta bulunuyor yapımcı şirket. Bu da çok kıymetli. Yani filmin böyle bir faydası da olacak çocuklara, gençlere, orada eğitim alanlara. Söylediği şeylerden bir tanesi de hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaktan hayatlarını yaşayamayan insanların hikayesi diyoruz film için. Evet, yani hayallerimizin o kadar çok peşinde koşuyoruz ki anı yaşayamıyoruz ya da mutlu olmak için o kadar çabalıyoruz ki mutlu olamıyoruz. Dönemin aslında bizi ikilemde bırakan taraflarından da biri o, içinde bulunduğumuz çağın. Bunu da çok güzel sorguluyor ben. Yani hayallerimiz evet güzel ama hani şimdi yaşasak da fena olmaz mı? Ya da zaten hayallere giden yol şimdi değil mi? Onu da çok güzel anlatıyor bence. Evet. Teşekkür ederiz. İyi özetlediniz. Evet, böyle bir sahnemiz var. Benim aynayı kırma anıma denk geliyor bu. Yani hayallerinden vazgeçtiği anda Şahap Cenabettin karakteri böyle bir laf ediyor. Yani ben hayallerimin peşinde koşmaktan kendi hayatımı yaşayamadım deyip aynayı kırmaya karar. Yani aslında hayallerini yok etmeye karar verdiğinde, işte orada Aziz Nesin'in bence çok önemli yine özelliklerinden bir tanesi sağlam bir yol arkadaşı. Sizin yanınızda duracak sağlam bir yol arkadaşı. O da eşi. Yani eşi öylesine o hayallerine sahip çıkıp en olmayacak zamanda, kendisinin en o karakterin karamsarlığa kapıldığı dönemde yanında duruyor ve ona inanıyor ki bir insanın sahip olabileceği en yüksek değerin aslında size doğru ayna tutan doğru insanın yanınızda durması olduğunun altını çiziyor bir kez daha. Evet, aynen öyle. Aile, eş, evet, arkadaşlar, bunların hepsi. En çok eğlendiğiniz sahne, hani birkaç tane yerde kopuyoruz zaten de, sizinki hangisiydi? Bir de o yemek sahnesi. Siz yemek sahnesi tabii ki. Aysun, yani bu sorunun başka bir cevabı, ben en çok yemek sahnesinde güldüm. Siz gülme krizleri geçirdik. Evet, benim de en çok güldüğüm sahne aslında Şebnem'in yine yemek sahnesinde. İşte Alman konuklarımıza son noktayı, son çiviyi çakıp bir tepsi baklavayla gelip baklava şeklinde böyle bir tonlamayla söylemesi. Ben onu gerçekten çekemedim. Çok güldüm yani ve benim yüzümden ara vermek, tekrar tekrar almak zorunda kaldık. Ben de oynadım. Ayın Allah aşkına baklava. Kendi evinizmişçesine. Baklava benim için filmin baklava en komik. O sahne şey yani, böyle bir ısrar sahnesi. Yani çok bildiğimiz bir şey yani ailelerde. Çok. Eve gelen konağa mümkünse çok fazla yemek yedirmek. Hani istediği kadar değil.
çok fazla yemek yetemek ve her şeyin tadına bakmasını sağlamak. En sonunda tatlıyla o şıkt, ok yay altın vuruş. İşte bahsettiğin sahne öyle. Tabii bu biraz egzajere bizim filmimizde. Çok ısrar seven bir ikili tarafından bu konuklara yediriliyor bu yemekler. Baklava da bunun şeyi. Son noktası. Evet, aynı. Nirvanası. Nirvanası. Paran senin hangisiydi? Benim de muhtemelen bu yönetmen yapımcı toplantı sahnesi. En sevdiğim sahnelerden. Ya o da bizim az buçuk aşina olduğumuz bir şey. Yani oyuncu olarak da girdiğim bir görüşmede yani. Biraz daha mı şöyle olsa, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, altı dolu olmayan bir sürü öneri yığını. Ve bambaşka bir projeye çok dönüşüyor. Çok güldüm ben. Yapımcı yönetmen sahnesi benim favorilerimden. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yani bir fazla derine inmiş olabilirim sorularla ama konuşulacak çok şey var. Dediğim gibi çok soru sorduran bir film. Tabii senaryo hazinesinin, yani hikaye hazinesinin olunca, daha doğrusu hikayeler yönetmen Tolga Örnek ve oyuncular siz olunca konuş bitmiyor tabii. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Mucize Aynalar sinemalarda mutlaka izleyin. Neresi burası? Burası artık bizim gökyüzümüz. Çünkü ben herkesin baktığı gökyüzüne değil. Artık sadece senin baktığın gökyüzü. Emre Gül'ün gençlik romanından Beyaz Perde'ye taşınan Güneşi Söndürmem Gerek sinema severlerle buluştu. Yapımın detaylarını ve çok daha fazlasını yazar Emre Gül ve oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gülberk Polat ne yapsa anlattı. Anladıktan sonra senin hayatında beliriyorlar. Romanımız aslında 3 kitaplık bir seriden oluşuyor, serimiz. Ve filmde tamamını görüyoruz. Çünkü aslında arkadaşlık ve aşk da olsa da içerisinde bir gizemi çözme peşinde 3 kitapta koştuğumuz için bunu filmlere böldüğümüzde izleyici çok büyük soru işaretleriyle baş başa kalacaktı. Biz de bunu gidermek ve gerçekten nabzı en yüksekte tutarak her saniyesinde izleyiciyi filme kilitleyecek bir 1 saat 45 dakikalık bir film ortaya koyduk ve 3 kitabı birleştirerek filmi oluşturduk. Ben Göktuğ karakterini canlandırıyorum. Göktuğ zaten göz bebeğimiz değil mi? Öyle bahsediyor. Gönlümüzün sultanı. Gönlümüzün sultanı. Gerçekten mükemmel bir karakter ya. Kalemine sağlık. Teşekkür ederim. Beni Göktuğ ile tanıştırdığın için. Hemen burada araya girmeyi çok isterim. Yani Göktuğ kitabı aslında depresif bir hikayesi var Umut'un. Umut da kendi yaşadıklarından dolayı depresif bir karakter. Fakat hikayemizin 3 kitabın ve filmin rengi Göktuğ, Gülberk. Göktuğ karakterinin enerjisini inanılmaz seviyorlar. Okuyucu kitlesi yani Göktuğ olmasa bu hikayenin %40'ı eksik kalacakmış gibi. Yani o tamamlayacak bir unsur bulunamazdı. Açıkçası ilk daha film görüşmeleri yapılırken yapımcımla şunu konuştum. Hani evet, değişiklikler olacağını biliyorum. Kendimi de oraya hazırlayarak gitmiştim ama hep böyle içim bir buruktu. Çok fazla değişiklik olur mu ya da çok dışına çıkılır mı? Ama günün sonunda senaryoya baktığımızda ve set anında anlık değişimlerle satırları yansıttık. Bayağı sanki kitabı okuyormuşuz gibi ki fragman yorumlarında bunu çok fazla aldım. Bu beni çok yatıştırdı açıkçası o tedirginliğimi. Kitabı izliyormuşuz gibi. Evet, bunu başardık. Ben inanıyordum ama yine de okuyucunun gözünde acaba eksik bir yer kalmış mıdır diye hep düşünüyorduk. Kalmamış. Türü gençlik draması diye hani anlatabilirim. Hani aslında bir aşk hikayesi merkezinde bir genç kadının gözünden hem kendi duygu ve kafa karışıklıkları, onların nasıl çözümlendiği, hem aşkla nasıl bir kez daha tanıştığı, aşkla ilgili bildiği şeyleri unutup tekrar öğrenmesi, arkadaşlıklarının sınandığı, bir sürü başından maceralar geçtiği ve bir gizemin çözümlenmesiyle de son buldu. Bütün kurguyu özetledim. Bir film, 3 romandan oluşan bir serinin yani yaklaşık 1000 sayfanın senaryolaştırılmış hali, oldukça zor bir challenge olsa gerek senaristimiz için de. Evet, senaristimiz hakikaten. Evet, biz böyle çok sıkıştırılmış, ciddi macera dolu bir süreç yaşadık. Karakterim adına da işte
bir yetişkin bir kadın olmaya adım atan genç bir kadın ve haliyle bu durum onu zaten hayatında çok zorluyor. Yeni yaşadığı çok taze olan bir kayıp var. Onun acısını yaşarken hayat onun karşısına başkalarını çıkarıyor ve onlara şans vermeye karar veriyor ve başına gelmeyen kalmıyor özetle. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet, yani filmi spoiler vermeden bahsetmek biraz zor ama bir büyüme hikayesi aslında ve yaşadıkları her şeyin aslında kendilerini daha ileriye götürmek, yaşama tutunmaya çalışan gençler bunlar. Yani özellikle Umut karakteri çok büyük bir kaybın ardından yaz sürecinde hayata dönüyor. Arkadaşlarının da teşviğiyle hayata dönmeye çalışıyor, mutlu olmaya çalışıyor. Tam da bu sırada hayatına Kerem giriyor ve Kerem ortalığı biraz karıştırıyor. Ve bazı komplikasyonlara yol açıyor. Yani arka planında bazı bazı şeyleri birlikte yaşıyorlar aslında. Bazı dramları. Fakat bu işte finalde artık çözülecek bir şey. Ve aslında film boyu gizemi değişim burada aslında. Filmin ciddi bir... Tüm bunlar olurken de çok güzel bir aşkı yaşıyorlar. Evet. Ütopik diyebileceğimiz. Evet ya, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir aşkı yaşıyorlar ve aşk da işleri daha da zorlaştırıyor. Evet. Bence okuyucuları da başta mutlu edecek bir şey çıkardığımıza inanıyorum. Evet. Çünkü ben kitabı filmle ilgili görüşmelerden sonra merak edip okumaya başladım. Şimdi geriye dönüp baktığımda bütün oynadığım sahneleri de kafamda canlandırdığımda ben okuyucuların özellikle mutlu ayrılacağını düşünüyorum. Evet. Yani bu konuda gerçekten en büyük risk aslında kitabın, romanın ruhunu yansıtamamak olur filme. Biz o ruhunu yansıtmayı çok iyi başardık. Rejisiyle, sinematografisiyle, senaryosuyla, oyunculuklarıyla. Gerçekten Güneş Söndürmem Gerek'in zaten çok ciddi bir seven bir kitlesi var. O kitlenin sevdiği şeyi de anlayabiliyorum. Bir çok güzel bir ruhu var romanın. Albümün bir parçası. Geçtiğimiz yıl yaptım 8 şarkılık bir albümün parçası. Sessiz Eller benim, yani Teoman'ın en sevdiğim şarkısı. Teoman'dan rica ettik. Sağ olsun benim coverlamamı istedi o da. Teoman çok beğenmiş. Evet, Teoman'ın ekibinden çok güzel şeyler duydum. Tabii ki en başta önemli olan oydu. Ben genel olarak yaptığım şeylerle ilgili güzel şeyler duyuyorum. Ama hani öncelikli olan biraz benim onu yaparken ne hissettiğim oluyor. O albüm benim böyle gerçekten kendimi her şeyden soyutladığım ve bütün o Aral'a Gürele'ye de bir ara verdiğim bir dönemde. O yüzden temsil ettiği şeyden de çok gurur duyuyorum. Kimin kimin bu sessiz eller, mor akıllı yaralı gözler, kıyılarıma vuran sen misin? Kimin kimin bu kör gözler, bu varısız yalan sözler, adını unutan Eskişehir Şehir Tiyatroları yeni sezonda birçok yapımı tiyatro severlerle buluşturuyor. Düdüklü'de Kıymalı Bamya, Ayak Bacak Fabrikası ve diğer yapımların detaylarını ve çok daha fazlasını Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer, yönetmen Murat Atak ve Murat Karasu ne yapsa anlattı. Bizim aslında bir repertuar tiyatrosu olduğumuz için dolayısıyla her sene bir tema belirliyoruz. Geçen sene mesela temamız umut umutsuzluktu. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla da temamızı bağımsızlık ve özgürlük üzerinden değerlendirdik. Ama bunu şey olarak düşünmemek gerekiyor. Yani genel bu Cumhuriyetin 100. yılı üzerinden değil, yaşadığımız yerin bağımsızlığı, evin kadın üzerinden bağımsızlık, özgürlükler kısıtlanması, kısıtlanmaması, bunun üzerinden bir temayı belirledik. Dolayısıyla bu seneki temamız bağımsızlık ve özgürlük. Bunun için de bu seneki repertuarımızdaki oyunların hepsini bunlar üzerinden belirledik. Bu sene Ekim'in ilk haftası iki oyunla premier yaptık. Bir tanesi Tepebaşı sahnemizde Düdüklü'de Kıymalı Bamya, diğeri de opera sahnemizde burada
Ayak Bacak Fabrikası, Sermet Çağ'ın Ayak Bacak Fabrikası. Şimdi yeni Melih Cevdet'in içeridekiler oyunu, bir çocuk oyunumuz var. O da Shakespeare'in Fırtına oyununu, çocuk oyununa uyarlanmış haliyle. Total sanatçı ve teknik ekip üzerinden ve idari personel üzerinden baktığınızda 100-110 civarında bir personele sahibiz. Ve bu ekip canla başla, inanılmaz bir zevkle ve hırsla çalışmalara devam ediyor. Tabii ki hani şartlar el verdiği sürece, ülkenin ve Eskişehir'in şartları el verdiği sürece bunları da seyircimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Haftanın 6 günü seyirciyle buluşuyoruz, perdelerimizi açıyoruz. Sadece pazartesi günleri oyunlarımız yok. Salıdan pazara seyircimizle buluşuyoruz. Bizim için Eskişehir seyircisi çok kıymetli ve bu kıymetini de biz onları asla kaybetmek istemiyoruz. Onlar için en iyi şartlarda en iyi oyunları yaparak onların önlerine çıkıyoruz. Duygu geçişleri yoğun çünkü duygu durumlarının da çok çeşitli ve halkta tam oturmamış bir dönemden söz ediyoruz. Yani 1980 sonrası. Böyle olunca da pek etliye sütlüye karışmayan, mümkün olduğunca siyasetten uzak durmaya çalışırken bambaşka bir dünya. Düdüklü'de Kıymalı Bamya adından önce söz edeyim size. Yani bazı yemekler vardır ki onlar düdüklü tencerede pişmez. Bamya da onlardan biri. Gerçekten işte ne bileyim tatsız, tuzsuz, yumuşak, gevşek bir şey olur. Bu aynı zamanda o sebze ya da pişirdiğiniz yemek neyse onu baskı altına almak demektir. Toplumlarda da bir baskı unsuru yaratacak olursanız önce patlamayı dener. Yani toplum patlar, bir patlama noktası vardır. Ancak bir de düdüklü tencerenin üzerinde sibop vardır. Yani içindeki biriken buharı dışarı atmasını sağlayan. Siz sibobu da kapatınca bu sefer içindeki kimliksizleşir, lezzetsizleşir. Her şey aynı olmaya ve yumuşamaya başlar. Türkiye'deki büyük şehirleri tek tek saymayayım ama tahmin edebileceğiniz en az 6-7 büyük şehirde eserler çalışırken bir piyanist bulamıyoruz. Piyano çalacak birini bulamıyorsunuz. Özel bir dans ekibi bulamıyorsunuz. Bir orkestra kuracaksınız ancak kendini yetiştirmiş, piyasada çalan, akşamları düğüne giden işte birkaç amatör müzisyenden bir araya getirebiliyorsunuz bir müzikli oyun yapmaya kalktığınız zaman. Gelişirken değişime uğruyor da diyebiliriz. Örneğin klasik tiyatrodan vazgeçilmeye başlandı. Dekorlar çok pahalı, kostümler pahalı. Efendime söyleyeyim, salon bulmak birçok yerde çok kolay değil. Yani bir metropol diyorsunuz, İstanbul'da kaç tiyatro sahnesi var ve bunları bir amatör tiyatro, bir özel tiyatro, bir grup orayı kiralamak için bilet fiyatlarını çok ciddi rakamlara çekmek zorunda kalıyor. Niye? Salon kirasını karşılamak için. Oysa her ilçenin, yani her ilçede bilmem ne ilçe binası var, değil mi? Partilerin var, efendim devlet kuruluşlarının binaları var falan filan ama her ilçede bir sahne yok. Yani oralar toplumun sosyal yaşamının da gelişeceği yerlerdir tiyatro salonları. Çünkü fuayeler vardır. Gittiğiniz zaman bir tek oyun seyretmezsiniz. Eczacınızla, doktorunuzla, avukatınızla orada karşılaşırsınız. Bir mahalleden bir dostunuzla orada karşılaşır, sohbet edersiniz. Bütün kent sosyalleşir. Şehirle kent arasında fark vardır. Kentli olmak için, kent kültürünü
taşıyor, yaşıyor olmak gerekir. Oyunu yazarken Sermet Çağan 60'larda yazdığı için 63'te sahnelenmiş. Aradan tam 60 yıl geçmiş. O günlerde sıcak olan bir gazete haberi, bir memlekette gerçekleşmiş, yaşanmış bir hikayeden hareketle esinlenerek, ülkenin de koşullarını gözeterek bir yeni hikaye kurmuş ve 63'te sahnelemişler. 60 yıl sonra biz neredeyse kılına dokunmadan aynı sözleri bir daha söylediğimizde gene karşılığını bulmuş oluyor. İşte böyle bir tekrardan söz ediyorum belki unutkanlık derken. Yani öyle miymiş diyoruz her defasında. 60 yıl önce de muhtemelen öyle miymiş demiştik. 60 sene sonra da öyle miymiş diyoruz. Hep bundan yakınıyoruz ama nedense ne hikmetse bir çare geliştirmiyoruz. İlk defa çalıştım ama Türkiye'de oynandığı, birkaç tiyatro oynadığı zaman içinde çok oynandı hatta. Özellikle gençlik tiyatroları, üniversite tiyatroları çok rağbet ediyorlar bildiğim kadarıyla. Oynanıyor ve her oynanışında da muhtemelen seyirciden iyi reaksiyonlar alıyor. Bizim için de öyle olmasını umuyorum süreçte. Bu gördüğünüz dekorları Ethem Özbara yaptı. Devlet Tiyatrosu'nun eski dekoratörlerinden Ethem Özbara yaptı. Kostümleri Tülay Kale hazırladı. Müzikleri Orhan Enes Kuzu. Işıkları Mustafa Kala kardeşimiz düzenledi. Ve oyuncu arkadaşlarımız var. Uzun bir kalabalık 16 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Hepsi birbirinden başarılı. Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın pırıl pırıl genç oyuncuları. Ben de onlarla çalışmaktan çok mutlu oldum doğrusu.